Efendim günaydın, Bakış programına hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerden, stüdyodan çıktık, farklı bir yerden yayın yapalım istedik. Emlak fuarındayız, CNR Emlak fuarındayız. Fuar aslında yatırım, emlak, tüm alanları kapsıyor. Ve fuarın Osmangazi Belediyesi bölümündeyiz. Ve konuğumuzda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. Hemen fuarın içeriğini anlatmama gerek yok size zaten. Malumunuz emlak, yatırım, kentsel dönüşüm hepsini kapsayan geniş bir fuar. Şimdi biz Bursa Osmangazi'deki dönüşümü, kentsel dönüşümü konuşacağız. Bir şey daha konuşacağız. Son zamanlarda gündemde olan bir konuydu. Depremle ilgili konu. Sorular içinde siz de zaten yakalarsınız asıl konunun detayını. Bilen de biliyordur. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Ama siz İstanbul'a geldiniz şimdi. Evet. Siz de İstanbul'daki Osmangazi'ye geldiniz. Evet. Doğru. Öyle bir şey var. Hep biz Bursa'ya gelirdik Osmangazi'ye. Bu sefer siz İstanbul'a ama yine sizin alandayız. Evet. Çok büyük bir stand açmışsınız fuarda. İşlerimiz büyük tabii. Demek ki öyle. Evet. Niye buradasınız? Ne tanıtıyorsunuz burada başkan? Yani fuarda niye varsınız? Önce oradan başlayalım. Az önce bahsetmiş olduğunuz gibi emlak ve inşaat fuarı CNR'da yapılan uluslararası çapta bir organizasyon. Dolayısıyla bizler de Osmangazi Belediyesi olarak şehrin yenilenmesinde, Eskişehir'in ayağa kalkmasında ve bu kentsel dönüşümün uygulandığı bir şehir olarak, bir ilçe olarak bizler de burada yapmış olduğumuz çalışmayı Türkiye'ye, dünyaya göstermek için buradayız. Tabii çok hızlı, dinamik bir sektör inşaat sektörü. Bu dinamik sektörde kamu kurumlar tabii lokomotiftir, öncüdür. Bir yön verir, sektöre bir yön çizer. Dolayısıyla bizler de Osmangazi'de kentsel dönüşüm adına, şehrin çarpık yapılaşmanın olan bölgelerin yenilenmesi adına, tabii tarihi bölgede çöküntü alanlarının, o tarihi dokunun yok olduğu yerlerde yeniden tarihi dokunun ayağa kaldırılması noktasında ciddi projeler üretiyoruz ve bugün aynı zamanda Antalya'da bir fuar var. O fuarda da Tarihi Kentler Birliği tarafından Osmangazi Belediyesi'ne 2 tane süreklilik ödülü verildi. Bir arkadaşımız da oraya gitti ödülleri almak için. Yani tarihi dokunun restorasyonu çalışmalarında da biz öncüyüz. Tabii burada kentsel dönüşümün farklı bir boyutu. Yani eskiyi yenileme, yeniye taşıma. Başkan şimdi madem kentsel dönüşümden açtık konuyu o zaman devam edelim. Osmangazi'de kentsel dönüşüm. Bir kere şöyle bir bakalım. O yayına girmeden önce konuştuğumuz konuyu konuşacağız. O ayrı tamam. Bir cepte dursun o. Bize Osmangazi'de ne kadar bir bina stoğu var? Bu binaların ne kadarı riskli, ne kadarı yenilendi ve bu kapsamda ne kadar bir kentsel dönüşümle ilgili ne yapıyorsunuz? Onu bir özetleyin. Ne anlatın bize? Şimdi Osmangazi Türkiye'nin en büyük ilçesi, 4. büyük ilçesi. 830 bin kayıtlı nüfusu var. Tabii bina olarak 160 bin binamız var. Bunlar daire olarak daha çoğalabilir. Bu binaların tabii sağlamlığı noktasına baktığımızda kaçak yapılaşmanın tabii zamanında olmuş. Şu anda biz mümkün olduğu zaman önüne geçmiş olduk. Özellikle Körfez depreminden sonra ciddi bir deprem yönetimine uygun yapılaşmaların olduğu bir ilçemiz bizim. Kamu binaları o eski binalarını yıkmıştır. Mesela Osmangazi Belediyesi bizim çürük olduğu tespit edilen binaları yıkıldı. Ve bununla ilgili kamu binalarında herhangi bir sıkıntı olmadığı bölge. Tabii çarpık yapılaşmanın, kaçak yapılaşmanın olduğu yerlerde de o binaların hepsini çürüktür deme imkanımız yok. Yani vatandaş bizim Bursa'daki öyle bir alışkanlık vardır. 100 metre arsasına adam evini yapar. Tabii kendi evini kendi yaptığı için de en sağlamını yapayım der. Yani betonunu fazla koyar. Normal standart ölçünün dışında demirini fazla koyayım der, onu koyar. Yani onlara biz çürük diyemeyiz. Yani Bursa'da gece kondu yoktur. Bursa'da plansız bir yapılaşma vardır. Planlar çok düzgün değildir. Vatandaş gelmiş kafasına göre çizmiştir. Dar yollar, 100 metre arsalar ve 100 metre arsaya vatandaş kendi evini yapmıştır. Şimdi bizler o bölgelerin dönüşümünü yapmaya çalışıyoruz ve o bölgelerde biraz daha günün şartlarına uygun ve tabii ki deprem riski olan bir şehirde yaşıyoruz. Deprem riski olan bir şehirde yaşadığımız için de o deprem güvenliğine uygun şartlarda binalar yapmaya uğraşıyoruz. İşte bizim burada yapmış olduğumuz Soğanlı kentsel dönüşüm. Soğanlı kentsel. Evet. Burası Soğanlı'nın maketi herhalde. Evet, onun maketi. Bu ne zaman başladı başka? Bu geçen yıl başladı. Birinci kısım 4 etap var burada. Ve bu etaplardaki inşaatlarımız şu an kaba inşaatlar bitti. İnce işleri yapılıyor. İnşallah 2017'nin Ağustos-Eylül gibi ve bir kısmının da önümüzdeki Ocak-Şubat aylarında teslime başlanacak. Burada ne kadar bina vardı? Bu, eski yani. Burada şimdi biz rezerv alanı burası. Rezerv alanında şu anda bina yapıyoruz. Diğer kısımda burası yeni bina, yeni yapılaşmaya açılan yer. Diğer bölgede riskli bölge var. Şimdi riskli bölgeyle çalışıyoruz. Yani burasını transfer şekliyle bu keslerde ölçmüş olacağız. Yani rezerv alanında binalar yaparak daha sonra riskli bölgeden buraya transfer ederek kentsel dönüşümün diğer bölgelere sirayet etmesini zemin hazırladığımız bir çalışma bu. Burada şu anda biz 2200 konut, 250 civarında ticaret alanının olduğu ve zemin artı 5 Cumhurbaşkanımızın da belirtmiş olduğu gibi yani yaşanabilir, sosyal donatı alanlarının, okulun, yeşil alanının, parkın, spor tesislerinin olduğu ve Bursa'ya vizyon koyan bir proje. Caddelerin genişliği, sokakların genişliği hakikaten çok ideal bir proje. Şehirlerde özellikle Bursa gibi merkezi bir yerde yer bulmak çok zor. Dolayısıyla elde edilen bu yerin, biz tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Kamulaştırmalar yaptık. Onunla birlikte yürütüyoruz. İnşaatı ama kim yapıyor? TOKİ mi? Yok. Osmangazi Belediyesi ihale ediyor firmalara. İhale ediyor. Kat karşılığı şeklinde bunu yapıyoruz. Tabii müteahhit kendi payına düşeni satacak. Bizler de elde etmiş olduğumuz konutları diğer riskli bölgedeki vatandaşlarla karşılıklı takas yoluyla dönüşümün diğer bölgelere geçmesi adına ne kadar yapacağız. Nüfus barındıracak burası bitti. Burası tahmini 42 hektarlık bir alan. 42 hektarlık alanda işte 2200 daire diyorsak buraya, bunu 4'le çarpsak yani 8-10 bin kişilik bir nüfusu öngörüyor. Bir küçük tabii. Kent gibi yani. Küçük bir kent gibi. Evet. Tabii bu lokal seçilen bir bölge. Buradaki hedef o bölgenin tamamını hedef alıyor. Hemen şurada 70 metrelik bir cadde var. Biz bu projede onu 70 metre olarak planladık. Ve Büyükşehir Belediye'miz Çelebi Mehmet Bulvarı dediğimiz yeri şu an kamulaştırarak açtı. Ve yeni plan notlarıyla da o caddeyi 30 metre olarak açıldı. Ve bundan sonraki bu dönüşümden sonra diğer etaplarda başlayacak olan çalışmalarla bu cadde bundan sonra 50 metre olarak açılmış olacak. Yani Bursa'nın merkezinde yeni bir trafik aksının açıldığı, trafiği rahatlatacak ciddi bir çalışma olacak. Zaten kentsel dönüşümdeki amaç, hedef, kamunun bu işin içerisinde olması, belediyenin bu işin içerisinde olması. Yani öncelik deprem riskini göz önüne alarak sağlam konutların üretilmesi ve tabii ki bunun sonucu da şehirlerde, büyük şehirlerde en ciddi sorun, İstanbul'da olduğu gibi Bursa'da da aynı şekilde trafik sorununun çözümüne katkı sağlayacak sonuçlar üretilmesi. İşte burası da yeni açılan geniş caddeleri, geniş sokakları, otoparklarıyla. Mesela burada 2200 konut var fakat 3800 araçlık otopark var bu projede. Yani binaların altında tabii, değil mi? Binaların altında. Binaların altında tamamen hepsi otopark olarak alışveriş merkezleri. Alışveriş yani, sosyal yaşam alanları tabii, var mı? Tabii sosyal yaşam alanlarıyla burada birçok sosyal ticari alanlar var. Tabii yine bununla birlikte hemen ön tarafta görmüş olduğumuz yeşil alanda orası geniş, yaşanabilir bir evet, park olarak orada ortaya çıkmış oluyor. Peki 2017 Ağustos-Eylül gibi tamamen bitmiş olacak. Talep var mı? Talep var tabii ki. Önce şunu sorayım ya, hani herkes merak, ben de merak ettim. Nedir burada bir dairenin 3 aşağı 5 yukarı bedeli? Şimdi tabii müteahhit tabii kendine göre bir hesap yapıyor ama belediye dediğim gibi şu an ticari olarak bu işe bakmadığı için biz bu işin belediye maliyeti neyse o maliyet çerçevesinde riskli bölgeyle bunun takasında kullanacağız. Tabii Bursa ölçeğinde uygun, İstanbul ölçeğine bakınca çok daha uygun. Yani ve hem burası yaşanabilir, zemin artı 5 çok ideal konutlar. Burası inşallah yani vatandaşların çok rağbet ettiği. Talep var herhalde. Talep var tabii. Tabii kamu ile olduktan sonra bir sürü bürokratik işlemler oluyor. Şu an biz bürokratik işlemleri sonuçlandırdık. Şu an müteahhitler satışa başladılar. Satışlarını yapıyorlar. Ve tabii bundan sonraki süreçte hedefimiz burası bittikten sonra diğer bölgelere aslında özel sektörün gitmesinin yolunu açmak. Başkan bu Soğanlı hani şeyi tabii diğer bizim kentsel dönüşümü devam ettireceksiniz. Tabii. Biz şimdi Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'da Osmangazi'de bir master plan çalışması yaptık. Kentsel dönüşüm master plan çalışması yaptık. Bu master plan çalışması ile müdahale bölgeleri ve müdahale biçimlerini geliştirmiş olduk. Ve bunlar tabii 7 ana başlık altında bölge olarak tabii alt bölgeleri var. Burası da bölgenin bir tanesi. Tabii tarihi bölgede yapılan çalışmalar. Bu kadar büyük alan var mı Bursa'da ya başka? Şimdi başka boş arazi yok Bursa'da tabii. Yani boş arazi yok. Tabii bundan sonraki süreç zaten merkez Osmangazi. Bundan sonraki süreçte hedefimiz işte o çarpık yapılaşmanın olan bölgelerinde bu çalışmaları sürdürmek. Yani müteahhit vatandaşla anlaşarak o çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması, modern şehirciliğin ortaya çıkacağı bir kentsel dönüşümün planlanması. Tabii bizler Osmangazi Belediyesi olarak o master plan çerçevesinde işte Soğanlı, Kent Meydanı belediyemizin önü, Hisar içi, Demir Kapı ve tabii Hamitler, Güneştepe bölgesinde göreve geldiğimiz günden itibaren başlayan bir planların uygulandığı bir çalışma var o bölgede. Ve o bölgede de biz bugüne kadar 17.500 küsur yani 18.000 civarında daireye oturma izni verdik. Yani nereden baksanız 75-80.000 kişilik bir şehir inşa etmiş olduk orada. Ki oradaki çalışmalar devam ediyor. Ki orası da yani planların uygulandığı, modern bir şehirciliğin ortaya çıktığı ve bu şehrin tabii artık orada çalışma alanında kalmadı. Diğer inşaatlar devam ediyor. Şehrin merkezine bir baskı oluşturmuş olacak. Ve bu baskıyla tabii bu bölgedeki hareket bundan sonraki süreçte daha hızlanmış olacak. Şehirler zaten baştan şehir dışına doğru büyürler. Daha sonraki aşamada tabii cazibe merkezi her zaman için merkezlerdir. Osmangazi, Bursa'nın merkezi. İşte bu da o merkezin tetiklenmesine vesile olacak olan adım attığımız bir proje. Bundan sonraki süreçte hareket buradan başlayarak tamamının dönüşümünü hedefliyoruz. Göç var mı başka? Osmangazi şimdi dışarıdan bir göç alıyor şimdi mu? Bursa'da göç var ama eskisi gibi değil. Şu an Bursa'daki göç şehir içerisinde bir hareket var. Mesela bizim Demirtaş bölgemiz var. Demirtaş bölgesi de 2009'da Osmangazi Belediyesi'nden bağlanan belde belediyesiydi. Orada da planlı gelişimin hızlı yürüdüğü bir bölge. 2009'da biz orasını aldığımızda 16.000 nüfus vardı. Akşam arkadaşlarla toplantı yapıyorduk. Şimdi hızlı bir yapılaşma, hızlı yapılaşmayla tabii uygun şartlarda olan konutlar nüfus 83.000'e çıkmış. Yani 16.000'den 2009'da bugün 83.000 nüfus var. Bunlar şehir içerisinden olan bir hareket. Yani farklı mahallelerden daha iyi şartlarda yaşayayım, yeni konutlarda yaşayayım düşüncesiyle vatandaşın hareketinin neticesi. Tabii ki şehir dışından vardır ama eskisi kadar çok yoğun bir göç söz konusu değil. Yani şunu merak ediyorum. Şimdi İstanbul'la Bursa artık birleşti köprüyle. Evet, evet. Osmangazi köprüsüyle. Artık... Sabah işte Mudanya'dan geldik buraya. Saat yani 7.30'da. Saat 10'da buradaydık. Artık zaten Sabiha Gökçen Havaalanı zaten tabii neredeyse Bursa'ya çalışır hale geldi. Yani evet. O modda. Osmangazi köprüsü de açılınca tabii çok daha yakınlaştı. Ben geçtiğimiz ay evimden arabaya binip 1,5 saatte Atatürk Havalimanı'na geldim. Tabii. Osmangazi Köprüsü'nden. O yüzden onu şunu soruyorum. Yani İstanbul'daki oturan Bursalılar ya da hani İstanbul'da oturanlar ya bir saat, 1,5 saatlik mesafe gidelim Bursa'da işte bir ev alalım, yatırım yapalım. Belki bir Soğanlı yani kısa böyle bir şey oluşmaya başladı mı Osmangazi Köprüsü'yle? Bu şekilde oluşacak. Zaten özellikle Orhan Gazi, İznik Gölü yani istesek istemesek de bu ekonominin önüne geçemezsiniz. Yani bir hareket başlamışsa bu gider. Yani önemli olan bunu bizim kontrol edip bu bilinç çerçevesinde belediyelerin çalışması. Yani şu anda Osmangazi Köprüsü zaten bir hareket başlattı. Yani özellikle İznik Gölü civarına doğru bir hareket olduğunu duyuyoruz. Tabii Bursa'ya doğru da bu hareket geliyor. Yani şimdi Bursa dediğimiz gibi yani bir saatte İstanbul'dan şu an Gemlik tarafı da açılacak inşallah yakın zamanda çeviriyorlar. Bir saatte Bursa'ya geleceksiniz. Tabii Bursa'da oturan bir kişi işte ben sabaha kalkıp Bursa'dan İstanbul'a gelip toplantıya katılabiliyorsam İstanbul içinde zaten bu trafik sorunu her gün yaşıyorsunuz. Yani uzak bir yerden iş yerine giden kişiler günde en az 2-2,5 saat yolda harcıyor. Dolayısıyla ulaşım aksları rahat olduğu oranda Bursa'daki hareket daha fazla olacaktır. Yani artık İstanbul'daki bu yoğunluk civara doğru yayılıyor. Bu da Bursa birinci tercih oluyor. Birinci tercih oluyor. Başkan geçtiğimiz günlerde iki tane Türkiye'nin değerli profesörü, hocası, deprem uzmanı çıktılar kamuoyunun önüne. Hatta sizin Bursa Jeoteknik Bölümü Başkanı da vardı. Bir toplantı yapıldı. Dedi ki Bursa aman dikkat 7,5 şiddetinde bir depreme Bursa hazır olsun. Tam da fay hattı ortasından geçiyor. Şimdi bu tabii çok önemli bir tespit ve kamuoyuyla paylaşılmış bir tespit. Herhalde siz bu tespit, böyle bir tespit karşısında böyle bir durdunuz. Evet. Ondan sonra. Şimdi bunun üzerine siz bir plan yapıldı mı? Zaten buna hazır, ya biz bunu biliyoruz kardeşim, evet, hazırdık, evet, zaten mi dediniz? Evet. Kamu binaları nasıl? İşte vatandaşlar oturduğu yerler var. Burada sıkıntı yaşıyor musunuz? Biraz, evet, onunla bahsedin. Halkı rahatlatmakta fayda var yani. Şimdi tabii biz de bunu izledik, okuduk, takip ediyoruz. Ama bir taraftan insan tabii dehşete kapılıyor. Yani şimdi oturuyorsunuz, diyorsunuz ki 7.5'te deprem olacak. Ne yapacağız peki? Veya hocamları saygıyla karşılıyoruz. Bunlar ülkemizin bilim adamları. Onlar ne yapacaklar? Bunu söylediler. Biz ne yapacağız şimdi? Yani bu çok bence yani konuşup dikkat çekip ama vatandaşı tedirgin etmekten başka bir işe yaramayan söylemler bunlar. Şu an bizim yaptığımız nedir? Biz ne için buradayız? Tabii onun için zaten. Yani kentsel dönüşümün ana sebebi deprem riskidir. Yani 6900 sayılı yasa sırf bu konuyla ilgili çıkmıştır. Ve bizim belediyelerimiz yapmış olduğu çalışmalarda, ki biz Bursa özellikle deprem kuşağı üzerinde bunu herkes biliyor, çalışmalar yapıyoruz. Ha, bizim az önce söylediğim gibi Bursa'daki binalar çürük değil. Kamu binalarını zaten zamanında hepsi güçlendirildi, yenilendi. Osmangazi Belediyesi Körfez depremiyle birlikte ortaya çıkan, tabii o günün şartları farklı, farklı yönetmeliklerle yapıldığı inşaatlar, o eski binaların tümünü yıktı. Yani bizim kendi belediyemize ait herhangi bir çürük binamız yok. Okullar ona keza, onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Hastaneler. Hastanelerde bir sıkıntı yok. Dolayısıyla vatandaş tedirgin olmasına gerek yok. Ki bizim Bursa çarpık yapılaşma vardır. Ama bizim Bursa'da gecekondu yoktur. Yani 100 metre arsaya adam binasını yapmıştır ama betonarme yapmıştır. Onun üzerine 3-4 kat çıkmıştır. Ama şimdi böyle yani 7.5 işlerde deprem olacak. Allah muhafaza. Allah vermesin böyle bir şey. Ama yarın olacak, ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani şimdi bunu söyledik. Peki yapacak bir şeyimiz var mı bizim? Yani onun için bence bu tür söylemler halkı tedirgin etmekten başka bir işe yaramaz. Yani bu, ben şeyimi söyledim, topu attım. Kime attın topu? Vatandaş ne yaparsa yapsın. Adapazarı'nda geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorum. Kırmızıyla işaretlenmiş bina. Hı hı. Burasını boşaltın diyor belediye. Bunu yıkacağız diyor. Ha, evet, onu soracağım. Ama adam ben çıkmam diyor. Benim binam sağlam diyor. Adam inanıyor zaten. Benim binam sağlam, yıkılmaz diyor. Yıkılsa ben burada öleceğim diyor. Şimdi onun için bu işler böyle çok kolay işler değil. Senin evin çürük, burası boşalt demek çok kolay değil. Evet. Yani adamın parası da olsa gitmez. O benim mahallemdir der. Kentsel dönüşüm o açıdan zordu zaten. Şimdi biz bu işlemleri yaparken vatandaş mahallesini istiyor. Mahalle kültürü var. O mahalle kültüründen kopmak istemiyor. Benim burada konu komşum var diyor. Onun için bu işlerde çok sorumlu hareket ederek bu çalışmaları el birliğiyle yürütmek lazım. Zaten biz belediyelerin yaptığı da, gelip burada yapmış olduğumuz çalışmayı tanıtmamız, bunu kamuoyuyla paylaşmamızın sebebi de bu. Yani Osmangazi Belediyesi deprem kuşağı üzerinde konuşulan bir şehir deniliyor. Ona göre yapılaşma yapmamız gerekiyor. Ve zaten Körfez depreminden sonraki yönetmelikler çerçevesinde tüm binalar yapılmaktadır. Ve şehir kendini yenilemiştir, yeniliyor. Ya 2002'den sonra yapılanlar zaten hep depreme dayanıklıydı. Kesinlikle. Ondan öncesinde herhalde kentsel dönüşüme sokuyorsunuz. Kentsel dönüşümlerle onlar kendini yenilemiş olacak. Allah göstermesin diyoruz yani, bizim şu an söyleyeceğimiz o. Peki başkan, şeyde zorluk çekiyor musunuz? Yani aynı şekilde bu tür kentsel dönüşümde işte tespit ettiniz, deprem riski yüksek ama kişi dediğiniz gibi çıkmıyor. O gibi durumlarda ne yapıyorsunuz? Şimdi zaten birçok site veya kendi başına bağımsız olan binalarda biz her gün ruhsatlar veriyoruz. Yani her gün bizim 8-10 tane ruhsatımız vardır. Bunlar zaten kendilerini yeniliyorlar. Siteler anlaşıyor, geliyor. Yeni planlara uygun olarak binalarını yapıyorlar. Eskimiş binasının batında zaten yeniliyor. Ki az önce söylemiş olduğum Hamitler bölgesindeki bu nüfus hareketi, Demirtaş'taki nüfus hareketi vatandaşların eski mahallelerinden, eski evlerinden daha sağlam, daha yeni şehirlere, yeni yerlere geçmesinin bir harekettir. Yani şehir içerisindedir bu hareket, bizim nüfus hareketi. Dolayısıyla şehirde, Bursa'da bir hareket vardır. Bir inşaat faaliyeti vardır. Dolayısıyla herkes tabii ki kendi evini biliyor, kendi konumunu biliyor. Kendini ona göre yeniliyor. Kendi imkanları çerçevesinde, o imkanlar ölçüsünde de değişik yerler var. Bunları tercih ediyor. Bizler de alternatif sunuyoruz. Ranta izin vermiyorsunuz değil mi başkanım? Rant tabii ki yani şu an burası mesela aslında iki emsal olan imarlı bir bölge burası. Ama Cumhurbaşkanımızın zemin artı 5 kat demesiyle iki emsalin burada tamamının uygulanamadığı, kullanılamadığı bir bölge burası. Ve şu an ideal bir proje Bursa için. Geniş caddeleri, pazar alanı, spor tesisleri, okulları, camisi, yüzme havuzlarıyla ve buradan baktığınız yani aynı ölçek oraya uygulanmış oluyor. Yani bu orasının birebir örneği. Başkan bu kadar genişliyor şehir, bir dönüşüme giriyor, yapı değişiyor, her bir şey değişiyor falan. Altyapı buna yetişebiliyor mu? Altyapı da buna yetişiyor musunuz? Aynı şekilde trafikte buna yetişebiliyor musunuz? Yani bu çünkü büyüdükçe kilit başlıyor. Tabii. Şimdi zaten üstteki cadde bunun bir ön çalışması. Şu an belediyeler gerçek çalışmalarını yapmış oluyor. Yani altyapılar yapılarak, su kanalizasyon çalışmaları yapılarak yeni ana arterlerin açılması. İşte Çelebi Mehmet Bulvarı bu şekilde başlayan bir çalışma. Tabii Bursa'da kamu arazisi yok. Çok kolay bu işler yürümüyor. Büyükşehir Belediye'miz 30 metrelik caddeyi hep kamulaştırma yaparak açtı. Hala devam ediyor bu çalışma. Şimdi bizler burada 70 metre bu planda biz bunu uyguladık. Biz bunu 70 metre uygularken tabii buradaki görüntünün ortaya çıkması diğer bölgede yeni planlarla 10'ar metre çekme mesafesini biz koyduk. Dolayısıyla 50 metrelik bir cadde ortaya çıkıyor. Yine biz burası kanal boyu. Kanal boyunu biz iki bina arasını 100 metre olarak planladık. Yani şehrin nefes alabileceği, yeni ulaşım aksının ortaya çıkacağı ve tabii bununla birlikte otoparkların parklanma da en ciddi sorundur Bursa'da. Bizler otoparklar da yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem özellikle otoparklar yaptık. Dolayısıyla burada kendi projenin kendi içerisinde otopark sorununu çözmüş oluyoruz. Dolayısıyla planlı bir şehirleşme ortaya çıkmış oluyor. Yani kendi kültürümüze uygun mimarisiyle, sosyal doğa alanlarıyla ve yeni yaşam şartlarına gelecek olan nüfusa göre de altyapı çalışmalarını yaparak, onun hesaplarını yaparak bir şehir ortaya çıkarmış oluyoruz. Ya açılışta söylediğiniz kafama takıldı. Onu da yazdım, sonra da konuşuruz diye. Şimdi aynı yerde, aynı anda dediğiniz başka bir fuar daha var. Kentler, Tarihi Kentler Birliği tarafından iki ödül. Ne o? Onu söylemediniz. Yani o tarafa eksik kaldı. Şimdi bizim Osmangazi Belediyesi tarihi Bursa'yı kapsayan belediye. Eski Bursa. Dolayısıyla eski eserler bizim belediyemiz sınırı içerisinde kalıyor. Hanlar bölgesi mesela, Hisar için. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Bu bir belediye için avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Yani tarihi eserlerin tamamının sizin alanınızda olması, yani işte bakın şimdi iyi bir şey midir? İş üretme noktasında hakikaten çok zordur. Yani çok rahat değilsin. İstediğini yapamazsın. Neden? Çünkü kurulları vardı. Tabiat kurulu var, tarihi kültür varlıkları kurulu var. Ve bu kurullar sana izin verdiği oranda hareket edersin. Ve o tarihi kimliği olduğu gibi koruyup geleceğe aktarman gerekiyor. Yeni bölgede bile iş yapmaya kalksan zaten şehirleşmiştir. Yani 50 sene önce şehirleşmesini bitirmiştir. Orasını yıkarak yapmak gerekiyor. O açıdan zordur ama bir şey yaptığın zaman da kendini gösterir. Yani şimdi Osmangazi Belediyesi 8 tane ödülümüz oldu bizim tarihi restorasyonlarla ilgili. Yani Hanlar bölgesindeki çalışmaların tamamı Osmangazi Belediyesi tarafından yapılmıştır. Ve Hisar için şu an çalışıyoruz. Ve birçok SMÖ yapılar Osmangazi Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde çalışılmaktadır. Bizim şu an almış olduğumuz ödül süreklilik ödülü. Yani Osmangazi Belediyesi sürekli tarihi eser restorasyonu yapıyor. Yani rutin bizim işlerimiz arasında bunlar. İşte bunların bir tanesi Maksim'de bir SMÖ yapıyor, bir konak. Diğeri de Somuncu Baba fırını ve çilehanesi. Burası tabii 1300'lü yıllarda Bursa'da gelip o zatın orada kendine has müzevi bir hayat yaşadı. Ulu Cami inşaatında ekmek pişirip orada ekmek götürdü onlara. Bir yapı. Tabii o günden bugüne tabii çok değişime uğramış, yıkılmış, bazı bölgeler yok olmuş. Şimdi biz özellikle o fırın tabii çilehane bugüne kadar yaşıyor, özel mülkiyetteydi. Biz onu aldık, kamulaştırdık. Tabii uzun bir uğraş sonucu kamulaştırdık. Çünkü sahiplenen vatandaş çok sağ olsun diyoruz kendisine. Bugüne kadar taşımış onu o aile ve kapıyı açık tutmuş. Gelip orada ziyaretçiler onu ziyaret edebilmiş. Ve şu anda kamu olarak biz onu belediye olarak kamulaştırdık. Restorasyonunu bitirdik. Ama çalışmaya başladığımızda baktık ki o mekanın daha büyük olduğunu gördük. Yani oradaki kalıntılar onu gösterdi. İleriye doğru uzuyor. Tabii bizim projede büyümüş oldu. Biz şimdi o bölgenin, o adanın tamamını kamulaştırdık. Şimdi orasının proje çalışmalarını yapıyoruz ve kurula sunduk. Şimdi kuruldan çıkacak olan duruma göre projenin devamını orada hayata geçirmiş olacağız. Tabii belediye olarak biz bu fiziki çalışmaları yaparken aslında Oradaki işlevi, fırın işlevini de biz bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Yani Osmangazi Belediye'mizin fırını var. Günlük 8 bin ekmek dağıtıyoruz ihtiyaç sahiplerine. Ve o fırın eskiden olduğu gibi o günün şartlarındaki yaşamını bugün de sürdürmüş olacak. Yani orada bizler yine o bölge insanına ekmek dağıtmış olacağız. Ve Somuncu Baba Hazretleri'nin o günün şartlarında vatandaşlarla paylaşmış olduğu ekmeği, somut olmayan kültürel miras dediğimiz bu olayı biz orada yaşatmış olacağız. Peki bütün bu restorasyon, tarihi eserleri restore ederken ya da bunun üzerine çalışırken kamudan destek alıyorsunuz değil mi? Tek başınıza altınızdan kalkabileceğiniz tabii, bir şey çok zor. Belediyemiz bunu kendi imkanlarıyla yapıyor. Öyle mi? Tabii yasa gereği kamudan, valilikten bir destek alınıyor ama zaten bizden kesilen bir paydır. Valiliğe verilen paydır. Başka taraflar kullansın diye. Bizler de tabii bize de o paydan veriliyor. Yani biz vermiş olduğumuz payı orada almak için tekrar projeyi onlara sunuyoruz. Oradan destek alıyoruz. Sonuçta yine Bursa kendi imkanlarını yapıyor. Kendi içinizde yine çözüyorsunuz. Kendi içimizde bu işi. Peki başkan, bir şey merak ediyorum. Bu aslında hani başta demin sordum ya, avantaj mı dezavantaj mı? Bunu turizme çeviremiyor musunuz? Evet. Yani burada çünkü bir ciddi bir yani iç turizm hatta dış turizm potansiyeli yaratması lazım. Onun için bir şey yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Şimdi tabii turizm kavramı Türkiye'de yani belki İstanbul için vardır, Bursa için konuştur ama son yıllarda giderek ivme kazanan bir çalışma. Evet. Tüm belediyelerimiz işte bahsetmiş olduğum bu Tarihi Kentler Birliği vasıtasıyla bu tarihi dokuyu ayağa çıkarmaya uğraşıyor, ayağa kaldırmaya uğraşıyor. Yani aslında bu tüm dünyada böyledir. Yani bizim uluslararası birliklerde üyeliklerimiz vardır. Dünya Tarihi Kentler Birliği, Avrupa Kareli Kentler Birliği gibi. Orada tüm belediyeler kendi ürünü, kendi elindeki malzemeyi ortaya çıkarıp tanıtmak ister ve şehrine turist gelmesini sağlamak tabii ister ve gelen turist de günübirlik olmasın der. Ben nasıl o turisti bir günden fazla 2-3 gün şehrimde tutabilirim hesabını yapar. Evet. Tabii şimdi Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da büyük bir hareket var. Ama o hareket kendi içinde oluyor Avrupa'nın. Yani Avrupa birçok ülke de olsa aslında aynı millet bunlar sonuçta. Aynı mimari kültür var. Ama bunlar tabii geziyor. Kendi içerisinde bir hareket yaşıyorlar. Tabii o hareketi gördükten sonra diğer ülkelerin de oraya gittiğini görüyorsun. Yani bir turizm var diyorsun orada. Gidip onu görüyorsun. Şimdi Türkiye'de bizim şöyle bir hareket var şu anda. Belediyelerin kültürel faaliyetleri var. Tüm belediyelerin var. Yani İşte biz geçen senelerde Çanakkale'ye götürdük, öğrencileri götürdük Çanakkale'nin 100. yıllarında. İstanbul'a götürüyoruz, Konya'ya götürüyoruz, Edirne'ye götürüyoruz. Aynı şekilde diğer belediyeler Bursa'ya da geliyorlar. Şimdi bizim Hisar içi bölgesi, Hanlar bölgesi tabii tarihi ticaret bölgesinin olduğu yer. Hisar içi de sosyal yaşamın yani konut bölgesinin olduğu yer. Şimdi o bölgeye baktığımızda hakikaten her gün İstanbul'dan, Ankara'dan, farklı şehirlerden, Kocaeli'den otobüslerin geldiğini görüyoruz. Yani belediye kültür turları yapıyor. Bu kültür turları bir hareket getiriyor, hareket kazandırıyor. Yani bir belediye diyelim haftada 2-3 tane otobüs getiriyorsa tabii o hareketi aslında şehir içinde de yaşıyoruz ve diğer turizm firmaları da başlıyor bu hareketlere. Şu an Bursa'da biz o bölgede bunu çok ciddi olarak hissediyoruz, fark ediyoruz. İnanç turizmi adına çok ciddi hareket var. O da var tabii. Yani iyi bir hareket var, ileriye yönelik iyi bir hareket var. Yani şimdi Bursa'ya Arap turist de gelir. Tabii Arap turistin geliş amacı farklıdır. Yani şimdi Arap turist gelip de tarihi mekanları gezmez. Onlarda öyle bir düşünce yok. Onlar daha çok yaşanacak, yeşil alan, işte gezip eğlenecek yerlere bakarlar. O açıdan turizmin çeşitlenmesidir önemli olan. Yani Bursa'da biz bu inanç turizmi adına yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarıyla bu hareketi başlatmış olduk. Ve bununla birlikte termal turizm yönünde bir hareket var. Bu yönde bir çalışmalar ve özel sektörün ciddi yatırımları var. Tabii tarih turizmi de bunun geldikten sonra çeşitlenerek vatandaşların gezip göreceği ve oradaki hareketin daha fazla olacağı bir süreç yaşanıyor. Bu da inşallah Bursa'da önceki yıllara oranla ciddi bir hareketi ortaya çıkarıyor. Tabii ticaret her şeyin başı. Yani ticari olarak gelenler Bursa'da her zaman için çok daha fazla. Sonuçta bir sanayi şehri burası. Başkan çok teşekkür ediyoruz. Ben vallahi teşekkür ediyorum. Aklı gitti sohbet. Ondan sonra iyi oldu. Hem bir kentsel dönüşümü anlattık hem de şu depremle ilgili hem spekülasyonlar hem de manipülasyonlara cevap vermiş olduk. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki sefere Bursa'ya gelelim. Memnuniyetle bekleriz. Bir de orada tekrardan yayın yapalım. Yerinde izleyelim inşallah. Evet, yerinde izleyelim. Doğru. Tabii. Burayı şey yapalım. Tabii, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Bakış programının sonuna geldik. Osmangazi Belediye Başkanımız bizlerle birlikteydi. Kentsel dönüşümü anlattı. Hem de son günlerde gündemde olan bu depremle ilgili konuya da çok da güzel bir açıklama getirdi. İyi bir hafta sonu geçirin. Dileğimiz bu. Pazartesi sabahı tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.